koltuklarımı da sileyim arkadaşlar. Hallarımı yıkadım, koltuklarımı da. Sileyim. Siz neyle siliyorsunuz? Yazın önerilerinizi. Yazın önerilerinizi arkadaşlar. Neyle sildiğinizi. Bunlara giderken de böyle örtü örteceğim. Şöyle toz varsa alayım. Kenarlarını falan. Şöyle geçeyim. Şöyle deterjan koydum, parlatıcı koydum. Güzel koksun diye. Toz olduysa tozlarını alacağım. Toz da olmuş arkadaşlar. Çünkü şöyle çektiğimizde görünüyor. Şöyle. Şunları da yıkayacağım arkadaşlar. Kullanmak tamam. Kullanmak önemli. Şöyle güneşten güzel görünmedi bak. Sildim arkadaşlar şöyle. Siliyorum, devam ediyorum. Bunları bütün çekirdekleri silip ondan sonra geliyorum. Şöyle sildim. Bak. Daha şurada halım da var. Sildim burayı arkadaşlarım. Şöyle bu karşıyı da sildim. Onları çekmedim şöyle. Temizledim. Bunları düzelteceğim. Üstüne bir örtü örteceğim. Şimdi göçersek de tekrar tozlarla. Şöyle yayla evimize geldik arkadaşlar. Burası bizim yayla evimiz. Allah, her yer berbat halde. Bak. Her yer. Şöyle. Her yer mahvolmuş. Şöyle her yer. Temizlenecektir her yer böyle. Şunu ver bakalım. Ayakkabıyla girme. Şöyle her yerde arkadaşlar.
Şöyle arkadaşlar, yerlerimiz işte bunları ben şimdi temizleyeceğim. Size temizlerken de herhalde çekemem. Tripodumu getirmedim, onun için çekemem herhalde arkadaşlar. Sadece şöyle göstereyim. Kirini, pisini, sonra da temiz halini gösteririm. Böyle hep üst tavanlar dökülmüş arkadaşlar. Tavanlar şöyle çalı süpürgesiyle süpürüyorum arkadaşlar. Temizliğe ufaktan başladım. Şöyle süpüreceğim. Şu küçük kırıntılarda süpürgeyle, elektrikliyle çekeceğim. Bunlar elektrikli çekmiyor. Bunlar boya. Boyalar hep kalkmış havasızlıktan. Yaylığımıza geldik. Hem süpüreyim hem de şöyle. Yaylığımız arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim. Bak, bunları daha açmadım. Şöyle örteyim. Şöyle örttüm, temizledim şurayı. Lavabon içi böyle. Temizleyeceğim. Şöyle temizledim. Şu alt kısımlarda bak, onları da süpürüp billeyeceğim. Ufaktan temizliğe başladım. Dışarıda da odunlarımız vardı. Odunları çekiyor eşimle çocuklar. Ben de içerine işini yapacağım. Şöyle temizledim. Sildim arkadaşlar. Şöyle hala da siliyorum. Şunları falan. Şöyle çocuk kıyafetiyle siliyorum arkadaşlar. Şöyle de kendini görebilirsiniz. Hala sildiğini. Şöyle sandalye çıkıp yukarıları temizliyorum. Şöyle dolabımı, elbise dolabımı temizleyeceğim. Arkadaşlar bu benim gelinlik elbise dolabım size. Yani ben bu eve gelin gelmiştim. Daha da size buranın hiç videosunu çekmedim arkadaşlar. Şöyle sildiğimi. 15 yıl oldu arkadaşlar. 15 yıl oldu oturduk işte. Şöyle size koyayım, temizlediğim yerler çekeyim arkadaşlar. Şu tabanımızda fayansımız yok yani. Kara beton. Mutfak. Şöyle mutfağımız. Mutfağımızı çekeyim. Daha silmedim onları. Ve oda koyayım. Bak silmedim. Kaba temizliklerini yaptım ama şöyle yerleri, bu beyazlıklar zaten badanadan arkadaşlar. Buna bir de villada geçeceğim. Ondan sonra da böyle sereceğim. Şöyle kapılarımızı oda oda göstereyim arkadaşlar size. Temizledim. Şöyle makinem ortada. Bu odaya geçelim. Şöyle malzemelerimiz var arkadaşlar. Çünkü bunları koyacak yerimiz olmadığı için odamızın birini kiler gibi kullanıyoruz. Bazen misafir geldiğinde bu boşluğa yatak ediyoruz, yatıyoruz. Yani yerli yer yatak. Size ne göstereceğim bak. Her yeri kapattığımız için böyle küf olmuş tavanlar filan. Şimdi yapamam ama bir daha geldiğinde arkadaşlar yapacağım onu. Şimdi yapamam bak. Ne kadar kötü. Evet, vitrin vardı. Şöyle vitrini de göstereyim. Evet, vitrin vardı arkadaşlar. Şimdi bak, karanlık oldu ama ışığı yaksam da karanlık olacak burası. Böyle vitrinim içi dolu. Şöyle açayım. Önceden vitrinlerimiz oluyordu. Biz de heveslikle bir vitrin almıştık arkadaşlar. Biz böyle. Bu işte bizim yayla evimiz. Şimdi kabaca temizliğini yapacağım.
Buraya öyle temizlik yapmak için gelmedik arkadaşlar. Sadece kurbanlık almak için gelmiştik yayla. Yaylamız 1 saat sürüyor. 1 saat sonrasında buraya geldik. Bak şöyle. Burası salonum. Şöyle bir koltuk, bir çekyat şurada da var. Şöyle arka taraflarını süpürüyorum. Onun için böyle yaptım. Soba kurmuştum. Geçmeden önce Haziran ayında soba kurmuştum. Sobamızda daha sökmedik. Bak şöyle. Şimdi daha da burası hava soğuk. Buranın havası şu anda soğuk. Kaç derece bilmiyorum. Ceket giymezsen olmuyor. Burası çok soğuk. Daha da temizlik yapacağım yerler var arkadaşlar. Şöyle boş olduğumda şu lavayı sürtüp şöyle çamaşır sepetimi falan poşet geçirmiştim. Tozlanmasın diye. Çok zor oluyor geldiğimizde temizlemesi. Allah'ın izniyle inşallah şöyle yerleri de bir fayans yaptırabilirsek, Allah izin verirse yaptıracağız inşallah. Düşünüyorum ama çok kaç 2 sene 3 sene ben 15 senedir burada oturdum. 15 senenin sonrasında gittim. Eskideki kar yolumuz da bu arkadaşlar. Eskiden böyle oluyordu. Şimdi ben temizliğe devam ediyorum. Bir başka videolarda görüşürüz. Mutfağımızı temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra mutfağa geldi. Öbür tarafları da kabaca temizledim. Burayı da kabaca temizleyeceğim. Ondan sonra tekrar bir geliyoruz da. Tekrar özetle temizleyelim arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Şimdi bir şey yok işte. Böyle eşyaları koymuşuz, örtmüşüz. Şuralar eşyalarımız, kaplarımız. Biraz şunları temizleyin. Böyle yüzündeki tozu alayım. Sonra da bir geldiğimizde de pisliğine bak. Arkadaşlar şöyle temizlediğim, düzelttiğim, bak aşağıdan yukarı göstereyim size. Şurada şöyle tüpümü, fırınımı temizledim. Şöyle düzelttim. Burası yayla evimiz arkadaşlar. Tekrar söylemeyeyim diye. Şöyle. Şurada makinem var. Burası böyle temizlenmiş hali arkadaşlar. Her yeri parıl parıl temizledim arkadaşlar, bak. Köpürttüm. İyice. Şöyle lava mı? Bu lava. Karnımız acıktı arkadaşlar. Şöyle eşimin gelmesini beklemedim. Bir helva ekmek arası yaptım. Hemen benim şu küçük oğlana. Al oğlum. Dökmeden iyi hadi. Böyle dışarı götürecek o. Şöyle gidiyor. Orada yiyecek. Biraz da ben yiyeyim. Ben kendime de saracağım arkadaşlar. Böyle yemek yapayım dediydim. Hani onlar yok, sadece ikimiz varız. Şöyle bir helva saralım. Birazcık yiyelim. Belki onlar bir şeyler getirirler. Yeriz. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on üç, on dört.
Biraz olmadan yiyorsun 25, mesela. 26, 27, kok kok. 28.